Mardin'de işte gençlik buluşmasında bulundu. Cümlelerini okuyacağım sizlere. Diyor ki 20. 20 yıl özür dilerim Ekonomi ile birlikte demokrasimizi de güçlendirmek için çalışıyoruz. 20 yıl ekonomimizle birlikte demokrasimizi de güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani ekonominin durumu da ortada şu anda. Bak inek örneğini verdim Besim amcanın inekleri örneğini. Besim amcayla konuşsalar ekonominin nasıl olduğunu anlayacaklar. Ekonomi de dipte. Dünya Bankası'nın raporu da ortada. Enflasyon da ortada. Parasızlık da ortada vesaire. İkincisi demokrasinin durumu da zaten ortada. Yani böyle e, e, demokrasi kandırmacasının oynandığı, hukuk kandırmacasının oynandığı bir ülkedeyiz. Adımız ne? Demokratik hukuk devleti. insan haklarına saygılı. Anayasada böyle deniyor. Ne insana saygı var açıkçası ne de e, demokratik hukuk devletiyiz. Yani Erdoğan'a göre öyleyiz. Cumhurbaşkanına göre. Devam ediyor. Yasakların değil, yasakların değil özgürce yaşanabilen bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştık diyor. Aslında her şey cümle içerisinde çok güzel. Yani baktığınızda demokrasi, ekonomi, yasakların kaldırılması, özgürce yaşam, insan hakları. Ama siz biliyor musunuz? Bir insanın en doğal hakkını elinden aldınız. Yaşam hakkını. Size size dert olsun. Yarbay Ali Tatar. Yarbay Ali Tatar kim diyecek olursanız bilmeyenler varsa anlatayım. Unutanlar varsa hatırlatayım. Albay Yarbay Ali Tatar, amirallere suikast davasına bundan 12-13 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli bir mensubuydu ve sizin o cemaatle kol kola gittiğiniz dönemlerde zarar gören insanlardan biriydi. Siz özgürce yaşamdan bahsediyorsunuz ya Sayın Erdoğan. Aslında o insanın kendi eliyle canını almasına neden oldunuz. Yarbay Ali Tatar'ın hikayesi şöyle. Ergenekon'un sonrasında amirallere suikast davasından gözaltına alındı. Daha sonra o gözaltında serbest bırakıldı. Onu yargılayan isimlerden biri Süleyman Pehlivan. Daha sonra savcı o da FETÖcü çıktı. Şu anda da cezaevinde zannedersem İkinci kez tutuklama talep etti. Evine gitti polisler. Sene işte 12-13 yıldan 12-13 yıl önceden bahsediyorum. Ve kapısını çaldılar. Yarbay Ali Tatar bak tüylerim hala daha diken 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 oluyor. Gözlerim yaşarıyor adam anlatırken sizlere. Ve Beylik tabancasıyla banyoda canına kıydı. Siz onun elindeki Sayın Erdoğan, siz en doğal hak olan yaşam hakkını onun elinden aldınız. Yaşam hakkını Ali Tatar'ın ailesini üzdünüz. Çocuklarını babasız bıraktınız. Ve cemaatle birlikte yaptınız bunu kol kola girdiniz o fetöcülerle birlikte yaptınız ve çıkmışsınız hiçbir şekilde yüzünüz kızarmadan ekonomiden demokrasiden yasakların kaldırılmasından özgürce yaşanabilen bir ülkeden bahsediyorsunuz hadi canım size inanmıyorum size şimdi bakın çok enteresandır Erdoğan'ın bu cümleleri kurduğu gün dün 13. yıl dönümüydü 13. yıl dönümünde size Ali Tatar'ın intihar ettikten hemen intihar etmeden hemen önce kaleme aldığı 13 yıl önce yazdığı o son bıraktığı mektubu da okuyayım. Bu da size Sayın Erdoğan dert olsun. Bununla da kafanız takıntı haline gelsin bunlar. Bakın ne diyor? E, Yarbay Ali Tatar. Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilmez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu? ne yaşayacak bir cumhuriyet ne de bir ülke bul bulamayacaksınız. Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa, isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum. Bir nebze karanlığa bir nebze ışık olabilmek için size dert olsun bu Sayın Erdoğan ve sözünüzün ne kadar geçersiz olduğunu da 13 yıl önce Ali Tatar'ın ölmeden önce bıraktığı bu son mektup. İşte alın okuyun. Ülkeyi nereden nereye getirdiğinizde bir kez daha görün.